Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar ve size bugün anlatacağım modelim şu şekilde. Çok hoş, çok zarif bir model arkadaşlar. Buralarını şu şekilde kirpiklerini kulak çöpüyle yaptım. Kulak çöpünün tek tarafının pamuğunu kesmeyin arkadaşlar. Sadece uç kısmını makasla alıp çünkü tutmak zor oluyor. Kısalıyor iyice. Ta buradan tutunca yaparken siz zorluk çekersiniz. Bu şekilde şöyle bir kayadan ara suyumuz var ve kayamızla uyumlu çiçeğimizin alt çimeni var arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tığ battılarımızı bu şekilde ikişer zincir çekerek hazırlayıp içine sık iğne ile giriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip hemen yandaki tığ battıma kapatıyorum. Ara suyu mesafem 3'er zincirden oluşan bu şekilde 5 tane tığ battı. 5 tane tığ battıdan sonra şöyle ipimi uzatıp orta boy bir örümcek yapıyorum. Şöyle hafif bol kapatıyorum. Çünkü üzerine gireceğimiz için sık iğnemizin zorlamaması için bol kapatıyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığımın başını doladım. Ve buradaki tığ battımın içine girip bir örümceğimin kapattığı noktaya girdim. 2 olarak aldım. Bu şekilde bir trabzan yaptım. 4 zincir çekiyorum. 4 zincirimi trabzanımın arasına girip kapattım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5.'yi de bu kapattığım örümceğimin noktasına tekrar arkadaşlar bu şekilde girip buraya sık iğneli bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. 2 defa doluyorum. Aynı noktaya, yani örümceğimi kapattığım noktaya 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Trabzanımız hazır. 4 zincir. Ve trabzan arama kapatıyorum. Yine 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Örümceğimin tepesine kapattım. Bir zincir çektim. Örümceğim ipimi uzatıp bu şekilde bir tane örümcek yapıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battıya bu şekilde kapattım. Evet, bir tanesi hazır arkadaşlar. Yine bir zincir çekiyorum. İpimi aynı örümcek boyutuna getirip kapatıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir. 2 defa doladım. Bu kapattığım örümceğimin tepesine 1, 2, 2, 4 seferde alarak yine bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki 4 zincirli arkadaşlar tomurcuğumun içine girip kapatıyorum. 1, yine 4 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 zincir. Döndüm düz tarafına. 2 defa tığımın başını doladım. Bu kapattığım noktanın tepesine 1, 2, 2, 2 olarak aldım. Buraya bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zincirimi kapatıyorum. Trabzan arama. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Hemen kapattığım noktaya bu şekilde dibine bir sık iğne ile giriyorum. 5. sık iğne. Yine 4 zincir. 2 defa doladım. Aynı noktaya 1, 2, 2, 2.
Aynısından buraya da yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan arama girip kapattım. 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Kapattığım noktaya sık iğne ile girdim. Evet. Şimdi burada trabzan bırakmıştık. Yukarı çıkmıştık. Aynı noktaya yine 4 tane trabzan arama girip sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Tığ battığını örümceğimin içine bir tane daha girip 5. sık iğnemi yapmış oldum. Yanın aynısından arkadaşlar yine 4 zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzan arama girip kapattım. 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Aynı örümcek tepeme kapattım. Bu da 5. Bir tane zincir çekiyorum. Eğer örümcekten önce arkadaşlar bir tane zincir çekip sonra örümceğimizi yapıyoruz. Yine 4. tığ battımın içine. 1, 2, 3. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. 5 tane bu şekilde 3 zincirli tığ battı yapıyoruz. 3 zincir. Tığ battıya kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Tığ battıya kapattım. 3 zincir. Tığ battıya kapattım. Evet arkadaşlar, bu şekilde kayamız hazır. Şöyle yukarı doğru uçlarını da sivritebiliriz. Evet. Kayamızın yapılışı bu şekilde. Gayet de hoş ve güzel oldu arkadaşlar. Bu şekilde kayamız hazır. Şimdi ara suyunun yeşil çimenini yapalım. Çiçeğimizin çimenini yapalım. 5 tane tığ battığımız hazır. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek yaparak örümceğimi fazla sıktırmadan kapatıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3 ve 4. 2 defa doladım tığımın başına. Bu kapattığım noktadan sık iğneden giriyorum. 1, 2, 2, 2. Yine bir trabzan yaptım. Aynı işlem. Ve 4 zincir. Trabzan arasına kapattım. 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. 5. buradaki kapattığım noktaya kapattım. Yani örümceğimi kapattığım noktaya bir tane de sık iğne olarak girdim. Yine 4 zincir. 2 defa doladım tığımın başına. Sık iğnenin içine girip 1, 2, 2, 2. 4 zincir. Trabzan arama girip kapattım. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki örümceğimin tepesine sık iğne ile girdim. Bir zincir çektim. Örümceğimi yaptım. 1, 2, 3 atlayıp 4. tığ battıya tam ortasına arkadaşlar bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı şekilde nasıl yaptıysam örümcekler boyutunda eşit seviyede bir tane daha yapıyoruz. Şöyle örümceğimi fazla kapatmıyorum. 1, 2, 4 zincir. 2 defa doladım. 1, 2, 2, 2. Trabzanım hazır. 4 zincir. Trabzanımın arasına kapatıyorum. Tekrar 4 tane sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Buraya aynı yere örümceğimin kapattığı noktasına da 5. sık iğnemi yapıp bir tanesini daha tamamladım.
1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığımın başını doluyorum. Örümceğimin tepesine, yani öbür yaptığım sık iğneli trabzanın yanına 2, 2, 4 seferde alarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Buraya yine 4 tane sık iğne. 2, 3 ve 4. Buraya örümceği kapattığım noktaya kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buraya. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Aynı boyutta. 3 tığ battı atlayıp 1, 2, 3. 4. tığ battıya örümceğimi kapattım. Bu şekilde. 1, 2, 3 zincir. Kapattım buraya. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Kapattım. 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 3'er zincir çekerek 5 tane tığ battı yapıp tekrar arkadaşlar kayamızı yapıp çiçek yerimizi yapacağız. Bu şekilde. Evet. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, çiçeğimiz için yapmış olduğumuz dallarımız var. Bu ikinci daldan sık iğne ile girip 4 zincirli yuvadan sık iğne ile girip ipimi buraya monte ediyorum. Şu şekilde. Sık iğne ile ipimi buraya girdim. Hemen yanındaki yaprağımdan da sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde ikisini birbirine tutturdum. 4 zincirli tomurcuklardan yapraklarını birbirine tutturdum. 7 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir. Şöyle ters tarafına dönüp öbür yeşil tomurcuktan tutturdum. Buraya bir yuva yaptım bu şekilde. 8 zincir. 8 zincirimi şöyle çevirdim. Yaptığım bu yuvanın içine kapattım. Bu 1. Tekrar 8 zincir. Kapattım yuvaya. Bu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3. 8 zincir. 8 zincirimi yine yuvamda kapatıyorum. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 5 oldu. Tekrar 8 zincir. Kapattım yuvada. 6 oldu. Evet. 6 tane 8 zincirli yuvalar yaptık bu şekilde. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doladım. Aynı yuvaya girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptık. Hem de bu kirpiklerimin boyutunda oldu. Şimdi buraya yine 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Ters tarafına döndürdüm. Modelin tersindeyiz. Bir tanesini bırakıyorum. Bu bir tane dalını bırakıp ikinci daldan tutturdum. Kapattım buraya. Tekrar 8 zincir. Bir tane bırakıp ikinciden tutturdum. Buraya ikinci yuva. Tekrar 8 zincir. Bir tane bırakıp sonuncudan tutturuyorum. 1 1 zincir arkadaşlar çekip düz yüzüne döndüm. Ve burada 3 tane yuvam var. Kapattım sık iğne ile. 1, 2, 3, 3 veya 4 arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile buraya girdim. Bir tane de zincir çektim. İpimi uzattım. Şimdi kulak çöpümü alıyorum. Bıraktığım bu ilmeğe taktım. Şuralarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi aynı yuvadan girip 1, 2 zincir çekiyorum.
Kulak çöpüne takıyorum. Bu ikinci. Buraya 5 tane bu şekilde ilmek alıyoruz. 1, 2 zincir. Kapattım arkadaşlar. Buraya bu şekilde şöyle sıktırarak 3 oldu. 1, 2 zincir. 4 oldu. 1, 2 zincir. 5 oldu. Kulak çöpüme tam 5 tane bu şekilde ilmek topladım. Şimdi arkadaşlar buradan girersem bakın şu şekilde ayrık bir görüntü oluyor. Bu şekilde girmiyorum. Daha sağlanıcı, daha çirkin oluyor. Şu şekilde ilmek alıyorum. Tığımı tepesine, yani tığımın başını doluyorum. Sonra alttan girip bakın tığda 2 tane ilmek var. İkisini birden sık iğne ile çekiyorum. Bu şekilde ara kısmı çok güzel duruyor arkadaşlar. Birbirinden ayrık değil, kaynaşmış gibi duruyor. 3 ve 4. 4 tane de sık iğne yaptım. Tekrar ikinci yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane de zincir çektim ve kulak çöpüme taktım. Bu 1. 5 tane ilmek topluyoruz bu şekilde. Alttan girdim yuvanın 1, 2 zincir ipimi taktım. Bu ikinci. Yine aynı şekilde yuvadan girip ilmeğimi alıyorum. 1, 2 zincirimi çekip kulak çöpüme takıyorum. 3. Tekrar 1, 2 zincir. 4. Yuvadan gir. 1. Sıkı sıkı çekelim arkadaşlar. 4. 5 oldu bu da. Sonuncu 5. ilmeğimizi de taktık. Yine bu şekilde tığıma doladım. Yuvaya girdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane sık iğne yaptım 5 ilmek toplayınca. 3. yuvama da aynı şekilde 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yaptım. 3. yuvama 4 sık iğne. 1 zincir çekip buradaki hemen kulak çöpüme takıyorum. Zincirin altından giriyorum. İlmeğimi alıp 2 zincirimi çekiyorum. Taktım. 2 oldu. 1, 2 zincir. Bu da 3. ilmeğim. Aynı şekilde 1, 2. Zincirleri sıkı çekmeye özen gösterin arkadaşlar. Güzel duruyor. Sıkı sıkı olduğu zaman 2 zincir bu şekilde taktım. Yine 5 tane oldu. 5 tane ilmeğimi topladım. Yine tığımı doluyorum boştan. Sonra zincirimin altına girip ikisini bir buraya kapatıp bir sık iğne yapıyorum. 2, 3 ve 4. Son olarak da bu trabzanın içine giriyorum ki arkadaşlar şöyle güzel meyilli dursun. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum. İpimi arkaya çekip yakıyorum. Kulak çöpünü çıkarmadan önce ipimizi yakalım ki arkadaşlar şuradan ilmek alıp o zaman tekrar yakması zor olmuyor. Evet arkadaşlar. Şu şekilde şimdi şöyle çevirerek bakın kolay bir şekilde şöyle kıvırarak çektiğiniz takdirde ve bunları şöyle arkadaşlar sola doğru hani şu yaptığımız için şu şekilde biz sola doğru sağa doğru takıyoruz. Sola doğru da bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor modelimiz. Şu şekilde de uyumlu bir ara suyumuz var. Daha önce yaptığımız size örnek amaçlı çalıştığım modelimiz de bu şekilde. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.